Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi. Son paylaşılan verilere göre 23 kişi daha virüse yenik düştü. Son duruma ilişkin bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Buna göre 9.982 kişiye test yapıldı. 1.815 kişi de virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı da 9.217'ye yükseldi. Tedavisi devam eden hastalardan 568'i yoğun bakımda, 394'ü ise solunum cihazına bağlı. Bakanlık verilerine göre iyileşen hasta sayısı da 105. Bakan Koca verilerdeki tutarsızlık iddialarını da yanıtladı. Sosyal medyada yer alan açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır dedi. Verilerin anlık ve gerçek olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı, gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur ifadelerini kullandı. Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada görülen koronavirüs Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Virüsle mücadele kapsamında umreden döndükten sonra 16 Mart'ta Talas ilçesinde yurtta gözlem altında tutulan 244 kişiden bazılarının testi pozitif çıktı. Durum böyle olunca karantina süresi uzatıldı. Yurttan çıkışlar ertelendi. Fatih Terim'den sevindirici haber geldi. Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören deneyimli teknik adam taburcu oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 23 Mart'tan bu yana tedavi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada Terim'in test sonucunun halen pozitif olduğu ancak klinik bulgulardaki iyileşme nedeniyle tedavisinin kalan kısmının evinde sürdürülmesine karar verildiği belirtildi. Terim'in 14 günlük karantina uygulaması devam edecek. Sözlerime başlarken sizlere saygıyla selamlıyorum. Galatasaray'da koronavirüs tedavisi gören bir başka isim olan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Günay haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yusuf Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Taksilere korona kısıtlaması getirildi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine İçişleri Bakanlığı ek tedbirler almaya devam ediyor. Yürürlüğe giren son uygulamayla İstanbul, Ankara, İzmir'de araçlar plakalarına göre trafiğe çıkmaya başladı. Buna göre yarın saat 24'e kadar plakasının son rakamı tek olan taksiler trafikte olacak. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan taksiler trafiğe çıkacak. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.